Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqin. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibida bo'lib o'tgan eng muhim xabarlarni huzuringizga sunish qilishimiz. Qinamiz diqqatlar ekranimiz bo'lsin. Dunyo bankining jazo lagerlari uchun qarz berganligiga aloqador bir qism tafsilotlar oshkorlandi. Axios torining tunugun e'lon qilgan dokumentida bildirilishicha, Xitoyning jazo lagerlariga ishlatiladigan aslihalar uchun Dunyo bankisidan qarz olganligiga aloqador bir qism tafsilotlar oshkorlandi. Dokumentda ko'rsatilishicha, Xitoy 2017 yil 6 oyida Dunyo bankisiga yordam iltimosi sunggan bo'lib, iltimos hujjati jami 8000 batdan ortiq chiqdi ekan. İltimasda yardım pulunun Şarkı Türkistan'daki atılmış kespi terbiyeleş mektepleriyle lazımlık közüş kamerası, yumuşak detal, keçide işletildiğin kamera ve başka közüş üskünlerinin setifeleşki işletildiğinliği bildirilgen. Dünya Bankası'nın mesul hadimleri bu axtı toxtulup, bu iltimaslarda tilgi elinigen yardım pulunun berilmegenligini Şarkı Türkistan'daki ilki kemistik ahvali aşkarlanan deken, alaqadar yardımını toxtatkallıqını bildirgen. 2015 yılı Dünya Bankası atılmış Şinjan'daki Kespi Teknik Terbiyeleş Laisi namıdaki yardım planını başlayan bulup, 5 yıl içinde Şarkı Türkistan'daki 5 terbiyeleş merkezine 50 milyon dolar yardım kıldığallıqı bildirilgen. Bildirilişçe, Xtay seti balgan közüş üskünleri Xtay'nın Haykan ve Dahua şirketi işlep çıkarğan üskünler bulup, bu şirketler Şarkı Türkistan'daki nazarat kılış sistemisini texniki va uskuni bilan ta'minlaydigan asosliq shirkatlar hisoblanadigan. Xotindagi jazo lagerlarining o'rni oshkorlandi. Yaqinda Sharq Turkistondan kelgan bir shahid bugun Sharq Turkiston axborot markazi istiqlol bo'limimizga uchir yetkazib, Xitoy tajovuzchilarining Xotin viloyatida ta'sis qilgan jazo lagerlarini oshkorladi. Uning bildirishicha Xotin viloyati Xotin shahriga qarashliq 3 o'rinda jazo lageri bor bo'lib, Xotin shahri taraqqiyot rayonida ko'limi intayin cho'ng bir lager bor ekan. O'rni Xotin Alar yo'li Yorunqash daryosi bo'yidagi 2-chi ko'prik bilan 3-chi ko'prikning orasida ekan. Yana bir lager Xotin shahri Ilchi yesi tabaligida bo'lib, Xotin vokzaliga yaqin ekan. 3-chi lager Laskoy bozori ichida bo'lib, bu lager ichida qamoqxona tutib turish o'rni atalmish tarbiyalash markazi qatorliq 3 o'rin bir yerga markazlashgan ekan. Bu 3 lagerning har birida eng oz bo'lgandimi 25 mingdan 30 minggacha kishi qamalgan ekan. Lubnaysida 7 o'rinda jazo lageri bor bo'lib, ko'pincha taraqqiyot rayonida ekan. Xotinning boshqa nahiylaridami 6-7 o'rinda jazo lageri bor ekan. Lagerdan doktorxonaga olib kelingan bemorlarning ahvoli oshkorlandi. Yaqinda Sharq Turkistondan kelgan bir shahid markazimizga uchir yetkazib, Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistondagi qo'rchoq amaldori Shohrat Zakirning axborot e'lon qilish yig'inida tarbiyalash markazidagi kursantlar texnika o'rganyapti. Ular erkin azoda ixtiyoriy kelib ketadi degan so'zning yolg'on ekanligini, uning xalqaro jamiyatni oldimoqchi bo'lganligini, Xitoylar devalgan atalmish texnik tarbiyalash markazining bir turmi ekanligini bildirib, munolarni oshkorladi. Xotin shahrida kesal yashangan bo'lishiga qaramay tutqun qilingan kishilar lagerdagi muhitning nacharligidan kesal bo'lib qolgan bemorlar Xotin viloyatlik o'pki tuberkulyoz kasalliklari doktorxonasiga yotqizildi. Kasallar u yerda davolanish mazgilda qattiq nazorat qilindi. Xotinning har qaysi nahiylaridagi doktorxonalardami lagerlardan kelgan bemorlar uchun maxsus ajratilgan o'rin bor bo'lib, ularga jinoyatchidek muomila qilindi. Doktor sestralarmi saqchilarning tekshirishida kasalxonaga kirib chiqdi. Lager tutqunlarini davolaydigan doktorlar sirtlarda qattiq nazorat ostida harakat qiladi deganlarini bildirdi. Olsi yozuvchi haqqoniyati turganligi uchun xizmatidan ayrildi. Xitoy rejimining Sharq Turkistondagi jazo lagerlariga oid tashviqotlarining ich mohiyatini oshkorlash va amaliyotni o'ttirg'i chiqarishda zo'r rol o'ynagan Kanada puxrosi Olsi yozuvchining Albaniyadagi xizmatini ayoqlashtirishga majbur bo'lishi diqqat qo'zg'adi. Kanadada chiqadigan davlat pochtasi gazetasining xabar qilishicha, tarix fanlari o'qituvchisi doktor Olsi yozuvchi 4 yildan beri o'zining asli yurti bo'lgan Albaniyadagi bir universitetda dars berib kelayotgan ekan. Biroq bu universitet yaqinda Olsi yozuvchiga universitetning uning bilan tuzgan kelishimini yengilmaydiganligi, bu sababdan uning universitetda davomliq dars berilmaydiganligini uqtirgan. Olsi yozuvchi davlat pochtasi gazetasiga qilgan so'zida bu universitetning qarorida Xitoy rejimining quli bor deb qaraydiganligini bildirdi.
O, gerçi kolumda enik paket bulması mı, ama Xitay'nın Albaniyadaki təsir gücünü kullanıp, menden öç almakçı bulu atkallıqı enik. Çünkü bu üniversitenin menin dərs ötüşümünü rət kılıdığan heç qandaq səbəbi yok digərlərini bildirdi. Onun bildirişçe, Məzkur Üniversitenin rektori Senila Sotirofiski Olsi yazıcıya bu kararının yukarı orullardan kəlgərlikini etkan. Bırak o, dövlət poştisi gezisinin bu axtiki suallarına cevap kaytırmağan. Xitay'nın yarşarı vaxtı gezisi qatarlıq hükümet akbaratlarımı yakından bayan Olsi yazıcıya hücum kılışını küçeytip, onu yalgan haber tarakış bilen ayıplıgan idi. Amerika'nın Beijing ve Birleşken Milletler Teşkilatı Turuşluk Elçileri Uygurlar hakkında bayanat ilan kıldı. 10. dekabrdaki Xalqara Kişilik Hukuk Günü'de Uygurlarının vaziyeti Amerika hükümeti tarafından okşumağan sorularda tilga elendi. Reuters agentliğinin haber kılışça Amerika'nın Birleşken Milletler Teşkilatı Turuşluk Baş Elçisi Kelly Griffith söz kılıp, Xitay'nın kişilik hukuk hatırısını tanqidledi. O, Xitay rejimi 2017 yılı aprildan buyan Şarkı Türkistan'da 1 milyondan artık Uyghur ve başka Müslüman yerlik milletlerine karata zor kölemlik tutkun hareketi yürgüzdiye dedi. 10. dekabr günü yana Amerika'nın Xitay'da turuşluk baş elçihanası mı öz torida Dünya Kişilik Hukuk Günü münasibeti bilen bayanat ilan kıldı. Uyghur, Tibet, Xitay ve İngilizlerde ilan kılınan bayanatta munular deyilgen. 1948 yılı Birleşken Milletler Teşkilatı'nın umumi yığında kubul kılınan xitabnamede munular kayıt kılındı. Her kandak bir insan bahraman buluşku tigişlik nurgun hak hukuklar qatarıda her bir insanın erkin oylaş, dinge itikad kılış, pikir erkinliki ve tinişlik bilen yığılış kılış hukukları bar. Bu muhim hüccetki kol koyuş bilen Xitay bu xitabnamede kayıt kılınan hukuklarını kogdaşkı vədi bergen. Lekin yakınki aşkarlanışlarda Beijing'nin bu en adli hukuklarga mı hürmet kılanmağanlıqının körüstüp berilgenliki bildirildi. Onun yana tövendikler deyilgen. Bulup mu biz Xitay Xalq Cumhuriyeti'nin Müslüman asallıq milletlerini terörlük ve zoravallıq ve aşkulluqını yoktuvatımız degen nambilin xorlavatkallıqıdın çünkur bir aram bulduk. Atalmış Şinyan'da 1 milyondan artık Uyghur ve başka asallıq millet xalıqlarının mecburi solap koyulganlıqını hiç kim inkar kılalmaydı. Mahbi közütüş, mecburi emgekki seliş, dini itikat ve emellerini ifade kılışkı kartılığan mutlak bastırış, hatta kankölemlik DNA evrişkisinin yığış katarlıklarının hemmesi, nukul halde Uyghur milli ve dini kimlikki kartılığalıqı inek. Xitay Xalq Cumhuriyeti her bir insanın kişilik hukuk ve erkinliğinin kogdaş doğruluk bergen vadisini emelileştirmegenin üstüge, yani özü erişmekçi bulgan xalqaralıq hürmetki erişini kütmesliki gerek. Xitay rejiminin Birleşken Milletler Teşkilatı Turuşluk Ömekinin bayanatçısı 10. dekabr günü yukarıdakilerge cevap kaytırıp, Amerika'nın Xitay'nın içki işlerine arlaştığı deb ayıpladı. Amerika Devlet Meclisi de Xitay'daki defsendikçilikler hakkında guvahlıq yığını açıldı. Xitay'da evici elevatkan diktatorluk halkaradı barğansırı köp tənkitlerge düşkü elevatkanda Xitay rejiminin siyasi ve dini sahadaki haklarını ayak astı kılış kılmışının en yeni ehvalıgı karab çıkış üçün 10. dekabr günü Amerika Devlet Meclisi karmakadaki Asiya Tiniç Okyan ve Kengaymiçilik'nin aldın eliş komiteti məxsus guvahlıq beriş yığını ötküzdü. Bu qıtımkı guvahlıq beriş yığında aldı bilen Amerika Avam Palatası'nın əzası Uyghur Kişilik Hukuk Kanun Lahisi'nin əmelge eşçi üçün zor küç çıkarğan kişilerinden biri bolğan Brad Sherman Efendi aldı bilen söz edip, Uyghurlarının əhvalı haqqıda qısqıçı çüyençi bergeç, bu qıtımkı guvahlıq beriş yığınığı qatınaşqılı kəlgən 4 guvahçını tunuşturup ötü. Aldı bilen Şarkı Türkistan'daki lagırlar məsəlisi de nüpuzluq alımlardan bolup qalğan Germaniyalik tətqiqatçı Dr. Adrian Zeniz söz aldı. O noktalı kılıp növette Şarkı Türkistan'nın Yahudiler kırgınçılıkıdan bayanqı en iğir bolğan kişilik hukuk defsendikçilikini baştın keçir vatkallıqını bayan kılıp, hazır lagırlar meselesinin yeni baskıçı kötürülgenlikini. Bunun en tipik işbadisi növette köplep məlum buluvatkan mecburi yosundaki lagır mahpuslarının haksız ya ki erzen bahalıq emgeki buluvatkallıqını alaydı təkitledi. Bulup mu Xitaydaki en çok paxtı bazısı bolğan Şarkı Türkistan'da hazır köpligen sahalar qatarı da tokumuculuk ve kiyim keçek işleş sahası da bu xil mecburi emgekinin köplep mevcut buluvatkallıqını, bunlarının bedelige pütüp çıkan mahsulatlarının garip dünyasıga eksport kılınıvatkallıqını söylep ötü. Uyghur guvahçılardan Firqat Cevdet özünün şahsi keçirmişlerini, Xitay rejiminin çetelerdeki Uyghurlarga hem de özüge kandaq tehditlerini selivatkallıqını kısıkça bayan kılışı arqılıq, növete Şarkı Türkistan'daki lagırga kamalgan hem de her kaçan lagırga kamılış girdabıdı durvatkan Uyghurlarının
Şunundak çet ellerdeki erkin dünyada yaşayatkan Uygurlarının real ehvalini yığın ahlige yeni bir katım tasvirle verdi. Amerika'daki kişilik hukukunu gözetiş teşkilatı Xitay bölümünün modeli Sophie Richardson hanım mı bu katımlık guvahlık beriş yığında söz kıldı. O sözüden növete Xitay rejiminin kişilik hukukunu defsende kılıçta kayısı derecegi berip yetkerliki doğrusu da köpligen ispatlarının mevcut tıkını. Şu növete Xitay rejiminin bu kıl kılmıştırıga kayısı yusunda cevapkar buluşu lazımlıkını aydınlaştırışının bekme muhimliğini tekitlep ödü. Bu katımkı guvahlık beriş yığınıga Washington etrafıdaki köpligen Uygur cemaati mi tipik Uygurçi kişiyimlerini kiygen halde katlaşkan bulup, yığının menevi keyfiyatıga alahide hüsün koştu. Uygur faaliyetçilerinin Avustralya'daki faaliyeti ahırlaştı. 10. dekabr Dünya Uygur Kurultayının baş teftişi Ablikim İdris ve Amerika'daki Uygur Hareket Teşkilatı reisi Roşan Abbas Hanım'ın Avustralya'daki faaliyetleri muvaffakiyetlik ahırlaştı. Ular 26. noyabr Avustralya'ya yetip berip faaliyetini başlagan bulup, Avustralya'nın Adelaide, Perth, Canberra ve Sydney katarlık şehirlerde faaliyet kılgan. Faaliyette mezkur teşkilatlardaki üniversite okuyucuları, radyo merkezleri, her derecelik parlament azaları, siyasetçiler ve hükümet erbapları bilen uçuruşup, Şarkı Türkistan'ın hazırkı vaziyetini, Xitay'nın Şarkı Türkistan halkıya irki kırgıncılık yürgüzvat kallıkını tutuşturgan, hem de Xitay'nın Şarkı Türkistan'da ceza lagerlerini tesis kılış cinayetlerine alakadar kanunlarını otturgu çıkırıp cezalaş, Avustralya'dan Şarkı Türkistan'a tukkan yoklaş üçün bargan Xitay tarafından lagerga kamalgan 17 yakın Uygur'a iyi buluş hakkıdaki taleplerini otturgu koydu. Ma'lum bo'lishicha mazkur faoliyat Amerikaning Avustraliyada turishliq elchixonasining sahibxonligida o'tkazilgan bo'lib, gazet jurnallar va boshqa tashviqot vositalarida kun tartibiga kelgan. Erdoğan Uyg'urlar haqida so'z qildi. 9 dekabr kuni Turkiyaning Istanbul shahrida chaqirilgan Islom ishbirligi tashkiloti yig'inida so'z qilgan Turkiya Jumhuriyati raisi Recep Tayyip Erdoğan haqiqatning va mazlumning yendi bo'lishni davomlashtirganligini Kuddus davasıdın ve Palestinliklerinin haklık davasıga ularının yendi buluştun asla vazgeçmeyimiz. Şunaklı Keşmir, Arakan ve Türkistan başta buluş bilen birge köpligen caylarda Müslümanlara karşı hareketler bulu atıdı. Bularının akıbetinden nurgulluğun canlar kiti atıdı. Davamlık bedel töle vatkallar yanılı Müslümanlar bulu atıdı. Biz bularga İslam dünyası bulu süpütümüz bilen arlaşmasak, küçümüz yası kolumuz bilen Bulması tilimiz bilen onunga mı küçümüz yetmesek, kalbimizde onunga nefretlenmesek, biz yanılı köp tayak yayımız diğerlerini bildirdi. Hakikatin ve mazlumun yanında yer almayı sürdüreceğiz. Kudüs davasından, Filistinlilerin haklarını savunmaktan ve tüm mazlumlarla dayanışma içinde olmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Aynı şekilde Keşmir, Arakan ve Türkistan başta olmak üzere pek çok yerde Müslümanlar aleyhine gelişmeler yaşanıyor. Batı ülkelerinde giderek yaygınlaşan İslam ve Müslüman düşmanlığı da bir başka önemli sorundur. Yaşanan sıkıntıların bir kısmı doğrudan cana ve mala saldırı şeklinde, bir kısmı sinsi asimilasyon politikaları görünümünde. Bir kısmı ise körü körüne bir düşmanlık biçiminde tezahür ediyor. Her ne şekilde olursa olsun, sonuçta mağdur olan, mazlum durumuna düşen hep Müslümanlardır. Kazakistan'da Xitay'a karşı iki Kazak öktüçü tutkun kılındı. Kazakistan'daki Atyurt Pidaileri Teşkilatı'ndan bildirişçe 10. dekabrdaki Dünya Kişilik Hukuk Günü'de İki nefer Kazak kişilik hukuk faaliyetçisi Kazakistan devlet xavfsizlik tarmaqları tarafından tutup ketilgen. Ularning biri Atyurt Pidailer Teşkilatının hay'at a'zolaridan Kapar Ahat, yana biri Sharq Turkistondagi lagerlarga qamalgan Kazaklar meselesini Kazakistan'da aktif anlatıp kelayotgan Juma Murat Shamshi ekan. Dairler gerçi bularının tutqun qilinish sababiga tushundirish bermagan bo'lsa-mu, ammo asldagi Atyurt Pidailerining g'olluq a'zolaridan Guljan Kazak dairelerinin onlarını tuyuksuz tutkun kılı sebeplerini anlattı. Onun bildirişçe onlar Kazakistan'da panahlık tiligen Kastır Musakhan ve Murağır alımlarını Kazakistan tarafından Xitay'a kaydırış kararına karşı çıkıp narazılık bildirgen. Hem de bir qatar narazılık faaliyetleri ilip argan iken. Onlarının bu faaliyetleri Kazak dairelerinin tutkun kılınışı sebep bulan buluşu mümkün iken.
Hürmetli televizyon görüşler. Şuna kılıp bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertki programımızı görüşeceğiz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kılıp program ahırda ekran arası kibarlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.